Hayır, uyumu bozuyorsun. İkisi tam olarak aynı şey değil. Anlaşıldı? Uyumu bozuyorsun. Uyumu bozacağından büyük ölçüde emin olduğu için Hipokrates ya da Hipokratik tıp, Hipokratik'in anlamını da vereceğim birazdan. Hipokratik tıp diseksiyona karşı olmuştur. İstisnai haller hariç hiçbir biçimde ameliyat yapılmaz. Bunun dışında insanı tırnak içinde dengede tutan, dikkat edin, yani harmonik bir bütün kılan her şeyle ilgilenmişlerdir. Ruhla da yani. Dikkat et, ruhla da değil. Bütün. Ruhla da diyorsan sen modernsin. O ruhu zaten ayırıştıramadığı için beden, ruh, yani hepsi bir bütün onun dünyasında. Dolayısıyla mesela neyle ilgilenmiştir? Sıcak, soğuk. Anlaşıldı? Yani niye? Evrenin dengeleri var. Gümnazyumdaki sağlık eğitiminde şunu öğretiyorlardı. Evren uyumludur. Onun küçük bir parçası, mikrokozmos olarak insan da kendi içinde bedensel olarak uyumludur. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum. Önce bu mikrokozmosa zarar vermeyeceksin. Ne de bu? Kesmeyeceksin. Çünkü insan bedeninde evet asli olan şey ki o dönem Thales'in dönemi sıvılardır. Bu dört tane temel sıvı dengeyi kurar. Anlaşıldı? İşte kan, efendim kara safra, safra ve bir de kesit, herhangi bir diseksiyon anında dışarı çıkan her türden sıvı. Bunlar çok tartışmaya açık şeyler. Burada önemli olan bunun işte öyle mi oldu böyle? Hayır. Çünkü o dönem, antik Yunan dönemi evren dört temel ilkeyle açıklandı. Ateş, su, hava, toprak. İnsan bedeninde dört tane sıvıyla açıklanıyor. İnsan bedenini açıklamamızı mümkün kılan belki de erken dönem materyalistler olarak adlandırabileceğimiz Thales ve arkadaşları. Anlaşıldı? Sıvı. Temel olarak sıvı. Güzel. Çünkü insan su içmezse ölüyordu. Sağduyu oldu. Ve insan plasentanın içinden dünyaya geliyordu. Demek ki sıvı aslidir. O zaman mesele yok. O zaman bu sıvıları dört ana elemente uygun bir biçimde Hipokrates'in yaptığı gibi dizayn edersiniz. Ve dersiniz ki diseksiyon yaptığında bu sıvı dengesi bozulduğu için bunun olmaması gerekir. Nitekim savaşlarda ölen askerlerin evet sıvılarının kaybolmasından dolayı öldüklerini dikkat edin. Yani kalbi durdu demiyor. Sıvısı eksildi, sıvısı kayboldu, onun için öldü diyor. Tabi sakın şeyi düşünmeyin, kanın aklını düşünmüyor. Düşünmüyor. Çünkü onların dünyası şöyle bir şey. Ya doğanın dengesi bir kez geri dönülmez bir biçimde bozulduğu zaman insanın yapacak bir şeyi yok. İnsan ancak belli bir yere kadar müdahale imkanına sahip. Bu yüzdendir ki Hipokratik tıp belli bir eşiğin ötesinde müdahaleyi imkansız kılar. Yani felsefi öncülleri bakımından böyle bir şey imkan tanımıyor. Yani senin bir eşiğin var, ondan ötesine zaten müdahale edemiyorsun. Ama aynı şekilde Hipokratik tıp, Hipokratik sözcüğünün altını çizelim. Değil mi? Onun içinde belli bir seviyede müdahaleyi de mümkün kılar. Fakat müdahale bu kez bütünseldir. Anlaşıldı? Mesela diyorsun ya ruh. Hipokratik tıp ruh ve modernleri yapıyor. Ruhla bedeni ayırmaz. Böyle bir şey düşünmüyor. Çünkü Grek şuna inanır. Bu çok tuhaf. Bir insanın ruhu bozulursa bedeni de bozulur. Bedeni bozulursa ruhu da bozulur. Evet. Anlaşıldı? Mesela filmlerde gördüğünüz mitolojide vardır. Nedir o? Efialtes. Efialtes kimdir? Efendim Perslere Spartalıların arkasından dolaşmaları için yol gösteren kişi. Gerçekte Efialtes diye biri yoktur. Bugün elimizdeki bilgiler bize şunu söylüyor. Orada bir köy vardı ve meraklı Persler tepeye çıkıp acaba bir yol var mı? Yani arkadan geçelim. Aslında sadece basıp gitmek istiyorlardı. Yani artık Spartalılardan tırsmışlardı. Orada yani ne halleri varsa görsün. Fakat köylüler çok korkuttular. Kaçmaya başladılar ve sonunda Spartalıların yanına sığınınca yolu da öğretmiş oldular. Niye bunu söylüyorum? Efialtes mitik bir kahramandır. Şunun için. Niye öğretir? Ruhu bozuktur Efialtes'in. İşte bu yüzden Efialtes kamburdur. Efialtes ruhu bozuk olduğu için sitenin dışına evet atılmıştır ve orada iyice kamburluğu da gelişmiştir.